Merhaba çocuklar. Şimdi tahtaya dikkatli bir şekilde bakın. Ben buradaki bu 1, 2. 2 yıldızı da buradan alırsam geriye kaç yıldızım kalır? Hiç. Hiç'in yerine ne koyuyorduk? 0, 0, 0. Aferin sana. Bak. 2, eksi. Bak eksi. 2 eşittir. Ne yaptım? 2 tane yıldızdan 2 tane yıldızı çıkarırsam geriye hiç 0 yıldız kaldı. Gördünüz mü? Yani aynı sayıdan aynı sayıyı eksiltirsem sonuç 0 olur. Devam edebiliriz. Bu hiç fark etmez çocuklar. Mesela 7 eksi 7 ne olur? Eksilen 7, çıkan 7. Fark ne olur? 0 olur. Mesela eksilen 9. Tamam mı? Çıkan 9. Ne oldu? 0. Böyle. Mesela 4'ten eksilen 4. Çıkan 4. Ne yaptı? 0. Bir de çocuklar 0'ın toplama işleminde olduğu gibi çıkarma işleminde de yine aynı görevi var. Yani pardon, diyelim ki 3'ten 0 eksiltirsek geriye ne kalır? Şöyle düşünün mesela çocuklar, benim bu kalemliğimde 3 tane kalem var. Ben bu kalemlerin içerisinde 0 tane kalem alırsam kalem sayısı değişir mi? Farkta bir şey olur mu? Farkta değişmez. Farkta aynı kalır. 3 eksi 0. 3. Gördün mü? 8 eksi 0 diyeyim mesela. Ne oldu? Cevap ne olur? 8. Bir şey eksiltmiyorum ki eksilenden. Eksilenden hiçbir şey çıkmıyor. Hiç çıkıyor. 0 çıkıyor. Mesela 6'dan 0 çıkardın. Cevap ne olur? 6 olur. Bu şekilde işte minnoşkolarım benim. Hadi bir sonraki ders görüşürüz. Sizi seviyorum.